Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben annemin beşiğine şıngır mıngır salar iken, zamanın birinde fakir mi fakir bir çingene ailesi varmış. Bunlar öyle fakirlermiş ki çocuklarına ekmek veremedikleri için neredeyse çocuklara açlıktan ölecekmiş. Gün geliyor, evin reisi baba eşine diyor ki ben başımı alıp gideceğim ve bizim bu sorunumuza çözüm bulmadan geri dönmeyeceğim diyor. Ve gel zaman git zaman gide gide dereleri aşarak, dağları tepeleri aşarak karşısına bir ermiş çıkıyor ve durumunu anlatıyor. Perişanız, ne olur bana yardım edin diyor. Çocuklarım açlıktan ölmek üzereler. Ve bu ermiş Allah'a giderek diyor ki bu fakir insana ne olur yardımcı ol diyor. Ve Allah ona bir değnek veriyor. Diyor ki her bu değneği vurduğunda ne isterse olacak diyor. Değneği alıyor. Bu yaşlı adam, fakir adam evine dönüyor. Değerli arkadaşlar, bilmiyorum masallardan hoşlanıyor musunuz? Benim elimde Sigoyna Melşim var. Bu anlattığım hikaye burada geçiyor. Yani Çingene masalları diye. Roman masalları. Değerli arkadaşlarım, ben kitabı ilk kitap roman olarak hayvanlar üzerine yazılan bir romandı okudum. Size şunu söyleyeyim, gerçekten her şey emek istiyor. Her şey çok sevmek istiyor. Çok sevdiğiniz için de o verdiğiniz, çok sevdiğiniz şeyler için de emek vermeye hazır oluyorsunuz. Benim size söylemek istediğim, bu son zamanlarda Alice Crowley'nin kartları ile ilgileniyorum ve çok yoğun bir şekilde hazırlanıyorum değerli arkadaşlar. Sizlere de faydam olsun diye ve burada da yine bir abonemin tarotuna iki tarot açılımı yaptım. Ben de kariyerini ve aşk hayatını görmemi istedi ve kahve yine kapattım. Güzel arkadaşlar, bugün ben size bir yazar, Alman yazarını tavsiye etmek istiyorum. Rebecca Gable, kendisinin gerçek ismi değil, Künstlername diye geçiyor. Ben bunun Türkçe çevirdiğini gördüm, Kaderin Cilvesi diye. O yüzden de şu ana kadar çevremdeki arkadaşlara, Almanca bilmeyen, okuyamayan arkadaşlara tavsiyede bulunamıyordum. Ama gördüm ki Türkçe'ye çevrilmiş Das Leben der Fortuna Almancası. Türkçe'ye Kaderin Cilvesi 1 ve 2 diye geçmiş. Almancası Das Leben der Fortuna 1, ikincisi de Das Zweite Königreich diye geçiyor. Bu şekilde ben yönümü değiştireyim, güzel okuyabilirsiniz diye. Bu ikinci kısmı. İlk kısmı bu. Das Leben der Fortuna. Almanca bilen arkadaşlara bunları yazacağım. Gördüğünüz gibi Rebecca Gable'nin bende diğer kitapları var. Hiobs Brüder mesela. Bu çok güzel bir kitap. Bendeki bütün kitapları çok güzel. Yine Die Hütte der Rose değerli arkadaşlar. Burada Seidl von Catan, bu da muhteşem bir kitap. Diğer iki kitabımı da göstereyim. Rebecca Gable der König der Purpurnen Stadt, bu da harika bir roman. Çok güzel bir roman. Görüyorsunuz neredeyse bu kitap dağ oldu. Das Spiel der Könige, bu da gerçekten çok güzel bir roman. Ben bunları tekrar göstereyim. Der König der Purpurnen Stadt, Siedle von Catan, Die Hütte der Rose. Bunların sıralaması var. Ben şimdi öyle rastgele gösteriyorum. Bu Hiobsbrüder zaten şey değil. Yani seri değil bu. Bu ekstra. Ama şunlar Das Fortuna der, bu Das Leben der Fortuna ve Das Zweite Königreich. Bunlar devam ediyor. Ben şöyle bir çevireyim. Kitaplarımı görün. Değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve Rebecca Gable'nin
Neredeyse bütün kitapları elimden geçti ama bunlar muhteşem. Her biri çok değerli kitaplar. Geçenler Armağan Çağlar'ın Gör Beni programında Ayşe Kulin'in söyleşisi vardı Armağan Çağlar'la. Ve Ayşe Kulin çok araştırdığını, tarihi bir roman yazdığı zaman çok fazla araştırdığını söyledi. Çünkü bizler dedi tarihi okuyarak değil de romanlardan öğreniyoruz. O yüzden bu sorumluluğun bilincinde olduğum için çok derin araştırıyorum dedi. Ben yıllardır Almanya'da Alman yazarlarından tarih romanlar okuyorum değerli arkadaşlar. Ve bunlar uzmanlar ve bir ekip olarak yapıyorlar romanlarını. Rebecca Gabre de bunlardan bir tanesi. Kendisi İngiliz tarihi üzerine uzman olarak kendisini yetiştirmiş ve İngiliz tarihi de zaten edebiyatı eğitimini yapmış. Ve bunlar yazmış oldukları tarihlerde bütün işte yaşadık yerlerin kılık kıyafetleri, o dönemin hastalıkları, o dönemde ne yeniliyor, ne içiliyor, tarih mekanlar birebir gerçeğe dayanan sadece kişiler yani olaylar da o döneme ait gerçekler çoğunu gerçeklere dayanıyor. Sadece bazı şeyler fiktif olarak yani hani roman olduğu için tabii ki şahıslar gerçekle alakası yok. Fakat o dönem anlatılırken, o hikaye anlatılırken o dönem birebir yansıtılıyor değerli arkadaşlar. Hastalıklarıyla, işte içecekleriyle, işte o dönemin sosyal yapısıyla birebir yansıtılıyor. Hiçbir kitap düşünülmeden, iyi araştırma yapılmadan yazılmamalı zaten. Doğru değil bu. Ben bu sorumluluğu çok derin bir şekilde Alman yazarlarında görüyorum. Bunun sorumluluğunu taşıyorlar ve bunlar da çok bilinçli yazılıyor, çok kalemlerine hakim olan insanlar ve çok yazmış oldukları döneme hakim olan insanlar. Mesela Charlotte Thomas var. Kendisi aslında bir hakimdir fakat Venedik üzerine uzmanlaştırmış kendisi ve Venedik'le ilgili çok harika romanlar yazmış. Maalesef Türkçe'ye çevrilmediği için ben bunları size tavsiye edemiyorum. Ama çevrildiği zaman ara ara araştıracağım. Türkçe çevirmiş olan bu Alman yazarlarının eğer çevrildiğini görsem ben sizlere tabii ki tavsiye edeceğim. Güzel arkadaşlarım bunu bahsetmek istedim. Ben de yıllardır kitap yazmak istiyorum ama tabii ki Türkçe'ye çok daha fazla hakim olduğum için Türkçe yazmak istiyorum. Bir de ben kendi şahsım adına burada yaşayan şeyler var, yazarlar var. Ve onların yani Alman olmayan burada yaşayan yazarlar var. Onların yazdıkları yazılar burada geçen, Avrupa'da geçen yazıları benim hiç dikkatimi çekmiyor. Bence yazılarda köklerin yansıtılması gerekiyor. O yüzden yani dile hakim de olsam, Almanca hakim de olsam konumun Almanya'da geçmesini istemiyorum. Konumun Türkiye'de geçmesini istiyorum. O yüzden de maalesef Türkiye'de tabii zamanımızın büyük bir çoğunu burada geçtiği için ve kütüphanelere gitme şansımız olmadığı için tabii Türkiye'deki kütüphanelerin durumu nedir onu bilemiyorum. Kaynak kitap bulma imkanı ne derece var Türkiye'de bilemiyorum. Ama hiçbir şeyi gerçek anlamda araştırmadan kağıda dökmek istemiyorum. Bu bir büyük bir sorumluluk. Yani şu anki koşullarda böyle bir şey yazma imkanım maalesef yok. Değerli arkadaşlar, Ayşe Kulin'in o söyleşisi bana yıllardır dikkatimi çeken bir şeyi dile getirme için sebep verdi söyleyeyim. Söylemek istediğim bu değerli arkadaşlar. Ben size yüzlerce çok güzel yazar tavsiye edebilirim. Maalesef onların Türkçesini bulamadığım için size tavsiye edemiyorum. Ama her okuduğum, bu seçmiş olduğum kitapların çok ince ince düşünülerek, çok dikkat, büyük bir titizlikle yazıldığını gördüm. Ve bu çok önemli bir yazarın bu sorumluluğu taşıması gerekiyor. Kaleminin güçlü olabilmesi için. Ve siz tabii ki okuyan insanları değiştirip dönüştürmek istiyorsanız bilginin gerçeklere dayanması gerekiyor.
Bunu belirtmek istedim. Güzel arkadaşlar, bugün size güzel bir film tavsiyesinde bulunacağım. Burada Küçük Dahi Vitus diye, bu şekilde yakınlaştırayım size. Küçük Dahi Vitus. Bu İsviçre yapımı bir film değerli arkadaşlar. Vitus 5 yaşında mükemmel piyano çalan ve ansiklopedi okumaya bayılan süper zeki bir çocuktur. Anne babası Vitus'un piyanist olmasını istiyor. Ama küçük dahi eski bir marangoz olan büyük babasının atölyesinde oynamayı tercih ediyor. Büyük babasının dostluğuyla huzur bulan Vitus, tavsiyeleriyle kendi hayatında farklı bir yol çizmesi gerektiğini anlar. Bir gün geçirdiği bir kaza sonucunda beyni hasar görür. Artık eskisi kadar zeki olmayan Vitus için hayatını farklı bir şekilde yönlendirme zamanı gelir. Aslında bunu sizin aslında o kaza bir tür Vitus'un uydurmuş olduğu bir olay. Çünkü kendi normal bir şekilde yaşayıp o zekasını insanların gözünün önünden saklamak istiyor Vitus. Çok severek izleyeceğinizden emin olduğum için tavsiye ediyorum bu filmleri değerli arkadaşlarım. Burada ben birkaç yorumu okuyayım size. Bayıldım bayıldım, harika bir filmmiş. Yorum yapanlar ve Altmen'e selam teşekkürler diyor burada bir tanesi. Gerçekten ben de piyano çalmayı çok seven biriyim. Çok da iyi çalarım. Filme gelirsek gerçekten süper. Yani söyleyecek fazla bir şey yok. Süper bir film. Tek kelimeyle mükemmel. Son yıllarda izlediğim en güzel film. Çok tatlı bir film falan diye bu şekilde yorumlar devam ediyor değerli arkadaşlar. Bu film de bence birçok insanın gözünden kaçmış bir film. Çok keyif alacağınızı, tabii ki anormal derecede zeki bir çocuğun ve bir o kadar da terbiyeli bir çocuğun hikayesi anlatılıyor burada. Bugün işte söylediğim gibi biraz kitaplarımdan bahsetmek istedim. Bir tane film önerisinde bulundum. Size söylemek istediğim başka neydi? Değerli arkadaşlar, bir sonraki videomda size bunalım konusunda sohbet etmek istiyorum. O dönemlerde nasıl bunalımla baş ettim, neler yaptım, bunları sizinle paylaşacağım. O dönemlerde ben normalde yapı olarak nostalji çok seven bir insan değilim, geriye dönmeyi seven biri değilim. Ama o dönemlerde beni geriye iki tane yazar götürdü. Bir tanesi Kemalettin Tuğcu'ydu, bir tanesi de Muazzez Tahsin Belkant'tı. Muazzez Tahsin Belkant'ın edebi bir özelliği yok ama çok mutlu. O iki yazarın biri tabii ki çocuk kitapları yazan Kemalettin Tuğcu çocuk kitapları yazıyor. Benim hatta setim var. Ben onları o konuda birazcık daha detaya gireceğim. Bugün de masalla başladım. Çünkü beni etkiliyor yani. Hani şunu düşünüyorum. Bu dönemde masallar acaba eski tadı var mı? Bir size böyle küçük bir giriş yapmak istedim. Biliyorsunuz televizyonun ve imkanların olmadığı yıllarda insanlar saatlerce masallar söyleyip bunları ayla bayıla dinlemişler. Hatta teyzeme söyledim, bana bir masal anlat diye, ama tabii çok eski masallar. Bilemiyorum, ondan bir görüşeceğim. Annemin anlattıkları vardı, maalesef hatırlamıyorum. Şöyle kısa bir giriş yapmak istedim. Bizi nasıl etkiliyor masallar şu anki koşullarla? Ben çok severdim. Özellikle yani elimde kitaplar falan olmadı o çocukluk dönemlerinde. Kitaplara çok ulaşamadığım dönemlerde işte radyodaki o hikayeleri artık dizi şeklinde radyoya Hör Büşer gibi o sesli tiyatro radyoda sunulan, şu anda ismini tam hatırlayamadım affedersiniz. Onlar nasıldı sanıyorum, Arkası Yarın gibi güzel hikayeler radyoda oluyordu. Tabii onları ayla bayla dinlediğimi hatırlıyorum. Masalları da tabii, eğer biri söylerken çok daha okumasından ziyade biri söylediği zaman bir masal anlattığında çok daha ilgiyle dinliyordum. Ve tabii ki Kemalettin Tuğcu gibi direkt çocuk kitapları, masal değil de çocuk kitapları, gerçeğe de dayanan kitapları
çok sevdiğimi hatırlıyorum değerli arkadaşlar. Abonemin ben Batuhan kardeşimin çocuğumun kendisi kariyeri ve aşkla ilgili bakmamı istedi. Ben hem White Tarot'u hem de Crowley Tarot'unu açtım. Şimdi de birazcık kahvesine bakmak istiyorum. Bakalım kahvesi neler söylüyor. Batuhan'cığım, bu senin kahven ve ben senin bir şeylere canının sıkıldığını ve bir değişimin dönüşümün içerisinde olduğunu görüyorum. Bazı şeyler, güzel güzel fikirler var. Temiz fikirler içerisinde olduğunu görüyorum. Bir şey, yani sanki aldatma kartı gibi ya da bir ilişkinin can sıkıcı bir şekilde bitmesi gibi şurada bir ilişkinin hoş olmayan bir şekilde aldatma gibi ya da hoş olmayan bir şekilde bitmesi gibi böyle bir gelişme var olmuş hayatında ve bu seni böyle rahatsız ediyor. Çok hastalandıracak kadar seni rahatsız ediyor. Gerçi böyle sanki bu olayın çok da umrunda değilmiş gibi davranıyorsun ama içten içe de çok kızdığın görülüyor. Şimdi burada ben daha çok duygularla ilgili görüyorum. Buradaki enerjim daha çok bu vaitede daha çok duygularla ilgili görüyorum. Burada da bir defteri kapatıp yani öğrencilikse öğrencilik bitmiş, iş hayatına gidecek misin gibi öyle bir girişim var. Yani bir defter kapanıp diğer bir defter açılacak. Bazı bir boşluk dönemi olmuş geçmişte. Biraz sanki işsizlik var gibi. Birazcık yani işsizlik derken bekleme süreci olmuş. Burada da hazırsın yani. Karşına çıkacak şeylere hazırsın. İşle ilgili teklifleri değerlendirme konusunda hazır ve nazır olduğun görülüyor. Sana tavsiye edeceğim değerli Batuhan'cığım. Üç dünyanda yani kendi gücünü çok abartmadan mesela bu bir yandan da Crowley'de diyor ki yani yarışa hazır olun ama kendinizi sebzübaşetsin yapmayın yani kendinizi abartmayın. Ayağınızı yere basarak hareket edin diyor. Onu bu bir şekilde uyarı kartı. Hani hem hazır olacaksın yarışa, yarışa hazır olurken de kendi gücünü, nerede güçlü olduğunu, nerede zayıf olduğunun bilincinde olarak hareket edeceksin. Bu mesajı veriyor. Şurada da verilen mesaj şu, değerli kardeşim. Dengeli davranmak, duygularınla mantığının yürümesi sana avantaj sağlayacak. Bu sana salık veriyor. Bunun da zaten bilincinde olduğunu görüyorum. Tabii ki her insan gibi mutlu olmak istiyorsun. Ben şurada gördüğüm kesinlikle hayatında birileri olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar büyük bir şey bitmiş de olsa. Yani sevgi olayı başka ilgilendiğin insanlar da var gibi. Burada sanki yengeç burcundan bir insana yöneltmişsin duygularını. Yengeç burcundan bir insana yöneltmiş gibisin. Şurada da şunu gördüm. Çevrende sanki birkaç kişi de sanki nefis var. Üzerine böyle hani negatif böyle sanki nasıl desem hasetlik var gibi. Ona dikkat etmeni tavsiye ederim. Birkaç tane de adak var. Bazı adaklar sanki gerçekleştirilecek. Bir yengeç ve akrep burcu biriyle burada yengeç görüyorum zaten. Onunla ilgili bir şeyler var değerli kardeşim. Bir kurban gibi bir şeyler şahlanmış, havalanmış yani. Bir yengeç burcu, akrep burcu biriyle de sanki bir kurban gerçekleştirilecek. Öyle bir şeyin etrafında bir kurban kesilmesi gibi bir durum söz konusu. Birkaç tane de adağınız var ve bir konuda da yarım da olsa muratlanma söz konusu. Bir de bir uçakta bir gitme meselesi var. O gitme de bir iş yapma, bir iş yapılacak yani. O öylesine yapılan bir uçak ile gidiş değil. Benim tavsiye edeceğim, burada da gördüm. Bazı art niyetli olan insanların farkındasın. Önümüzdeki zamanda her ne kadar bak
Güzel kardeşim, bakın hem kurabiye açtım hem bu kurabiye kartları. Bu da değerli kardeşim, bu da White Tarot. İkisinde de bir defa Betrug denilen şey, dolandırıcılık, düzgün olmayan şeyler var. Şurada kesinlikle dikkatli olmanı, özellikle de sanki Oğlak burcu gibi bir insana karşı dikkatli olman gerektiği, sen kendini de zaten hissediyorsun. Ben senin her iki tarafta da güçlü kartının, yani çok sevilmen, yani sana çok büyük bir ailede sevgi verilmiş. Bu senin kesinlikle güçlendirici kartın. Ve etrafında da şurada şimdi daha çok sevgi ağırlıklı olan kartında, ben çevrende bir insana, kırıldığın ettiğin bir insanla bir uzlaşmaya doğru gideceğin, bir barışma durumu yaşanacağını görüyorum. Ve ben şunu söyleyeyim, dileğin bağlı olduğu yerde sana iş konusunda imkan sunacak, yeteneklerini uygulayabileceğin, yeteneklerini ortaya koyabileceğin, iş imkanları verecek bir çevrenin olduğunu, o olanağın olduğunu görüyorum. Ve bir tür teklif gelecek. O teklif her ne kadar birazcık çelişki de yaratsa, ailenle beraber mutlu olacağını, yani sevineceğini, ilk planda sanki emin olamıyorsun o gelen iş teklifine, sanki emin olamıyorsun ama daha sonra iyi olduğunu görüyorsun ve ailenle beraber sevindiğini ve bunun keyfini çıkartacağını görüyorum. Kesinlikle bir değişimin önündesin. Bir defter kapanmış. Hem ilişki konusunda yeniliklere doğru gidiyorsun. Bazı şeylerde şu dönem canını acıtmış da olsa, ilişki konusunun önü de kapanmamış. Sanki daha çok Akrep Yengeç burcundan bir insanla ilgili duygusal gelişmeler var gibi. Ama ben senin yaşantında, çünkü senin sevgi konusunda böyle çok sevilen, o konudaki güçlü olduğun için akıllı davranıp sağlam adımlar atıp hem iş konusunda iyi bir konuma geleceğini düşünüyorum, hem de aradığın sevgiyi bulacağını ve zaten boş olmadığında etrafında duygularını paylaştığın birilerinin olduğu, sadece dürüst, iyi amaçları olmayan, dürüst olmayan kişilere karşı dikkatli olmanı tavsiye edeceğim. Ve iş konusunda çok zaman geçmeden bazı gelişmeler olacak zaten. Hem burada hem Crowley'de gördüm. Crowley'de gördüm. Hem de White'de gördüm. Çok fazla zaman geçmeden zaten bir teklif gelecek ya da bir iş kurması gibi bazı gelişmeler var. Sadece şu yakın zamanda gücünü abartma. Çok heyecanlanmadan, akıllı düşünerek, etrafındaki insanlarla da fikir alışverişi yaparak, çünkü bazı art niyetli olan insanların zarar verme, yani şu dönemler sanki etrafında dolanıyorlar gibi, onlara dikkat edersen, şu anki tehlikeyi atlatırsan hem sevgi konusunda çok güzel şeyler yakalayacağını hem de iş konusunda güzel şeyler yakalayacağını ve istediğin, arzu ettiğin şeylere ulaşacağını görüyorum. Değerli Batuhan, seni o anlamda uyarıyorum. Sadece bu dönem biraz dikkatli ol. Kendi gücünü çok abartmadan. Tabii ki hazırlıklı ol. Hazırlıklı ol ama kendi kapasiteni bilerek. Ve şunu da hiç unutma. Sen yani çok sevilen bir insansın. Sevildiğin görülüyor. O anlamda da bu senin sağlam adımlar atmana yardımcı olacak ve tabii bazı kelimeleri bulamıyorum değerli arkadaşım, ama şunu görüyorum, dilediğin şeylere ulaşacaksın, bazı işte adaklar gerçekleştirilecek ve bir değişimin önündesin. Bugün yarın zaten kendini gösterecek, her şey yolunda gidecek. Sadece bu art niyetli olan insanlara dikkatli olmanı tavsiye ederim. Zaten bunu da hissediyorsun, kendin de hissediyorsun. Değerli arkadaşlar, umarım bugün de sizi biraz eğlendirebildim, düşündürebildim, faydalı olabildim.
Şöyle bir düzelteyim. Şöyle bir düzelteyim. Değerli arkadaşlar, tabii bana tavsiye ederseniz hangi konularda bahsedeyim, eleştirilerinizi de açığım tabii ki. Yorumlarınızı seve seve okuyorum. Bana lütfen yorumlarınızı yazın, fikirlerinizi bildirin. Nelere değineyim bunları bana söylerseniz memnun olurum. Çünkü çok bütün gün çalışıyorum, yoruluyorum. Tabii bütün gün evde oturan bir insan olmadığım için bazen o telaşlı yorgunlukta aklıma gelmiyor ve tabii ara ara konuşurken de tutukluluklar oluyor. Bunlar tabii hep yorgunluktan kaynaklanıyor. Beni lütfen bu anlamda affedin değerli arkadaşlar. Ve size şunu da söyleyeyim. Sizlerin sayesinde hakikaten çatır çatır tarotumu geliştiriyorum. Çok seviyorum gerçekten. Ve şunu hep söylüyorum. Zaten öyle bir Rus teorisi var biliyorsunuz. Çok istemek başarmanın yarısı deniyor. İstediğiniz zaman gerçekten her türlü emeği vermeye hazır oluyorsunuz. Ve ben de hem bu videoyu sizlerle paylaşma işini çok severek yapıyorum. Hem de sizlere bir şeyler vermeye çalışırken, yani bir şeyler vermeye çalışmayı da çok severek yapıyorum. Ve bu tarot konusunda da öyle. Son zamanlarda çok fazla kitaplar geldi gitti. Bu arada çok güzel, çok faydalı olduğunu düşündüğüm kitaplar seçtim. Bunlar çok kolay olmadı. Çok fazla düşünmem gerekiyordu. Çok fazla araştırmam gerekiyordu. Bunlar hepsi emek, hepsi zaman meselesi değerli arkadaşlar. Tabii bir arada sadece Krovle kartlarıyla ilgili ve kitaplarıyla ilgili de bilgi vereceğim. Ama kendim o düzeye, yani bilgimi sunabilecek düzeye getirdikten sonra o bilgilerimi paylaşacağım. Ufak tefek aksaklıklar oluyor, yanlışlıklar oluyor. Benim lütfen kusuruma bakmayın. İnanın elimden geleni yapıyorum. Şu anda da gerçekten belim ağrıyor. Ve hoşuma da gitmiyor bazen böyle seri konuşamadığımı düşünüyorum falan. Affedin, tabii doğaçlama yapıyoruz. Hazırlık yaparak karşınıza çıkmıyoruz. Umarım size pozitif enerji veriyorumdur. Umarım faydalı oluyorumdur. Değerli arkadaşlar, sizlerle burada buluştuğuma bugün yine çok memnun oldum. Umarım güzel dakikalar geçirirsiniz videomla. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Lütfen bana abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.